Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Dayıoğlu ile beraberiz. İsmail Bey aynı zamanda klinik psikolog. Hocam merhaba. Merhaba. Bize rüyalardan bahsedeceksiniz bugün. Hı hı. Rüya nedir? Rüya uykuda belirli bir dönemde görülen bir bilinçlilik hali olarak ifade edilmekte. Daha detaylı açıklamak gerekirse uyku ve uyanıklık döngüsünde zihnimizin bize gösterdiği bir takım örüntüler rüya olarak ifade edilmekte. Bu anlamda uyku iki döneme ayrılmakta. REM evresi ve non-REM evresi olarak bilinmekte. Rüyaların %80'inin REM evresinde görüldüğü ifade edilmekte. Tabii tıbbın gelişmesi, beynin görüntülenme sistemine sağlanmasıyla beraber REM evresinin önemi, REM evresinde yaşananlar daha net ifade edilebiliyor. Bu anlamda beyin görüntüleme sayesinde uyanıkken beynimizin aktivitelerinin uykunun REM döneminde aynı olduğu sonucuna ulaşılmış. Bununla da beraber rüyaların bu evrede görüldüğü sonucu ortaya çıkmaktadır. O zaman uyku kaç evreden oluşuyor? Uyku 5 evreden oluşmakta. 1. evre, 2. evre, 3. evre ve 4. evre. Bunun yanında REM evresi olarak toplamda 5 evreden oluşmakta. REM evresi diğer evrelerden rüyaların görülmesi veya uyanıkkenki bilinç aktivasyonumuzla benzer olması dolayısıyla diğer evrelerden ayrılmakta. REM evresine uykuya daldıktan sonra 90 dakikalık periyotlarla uyku boyunca 2 ya da 3 defa REM evresine girdiğimiz bilinmekte. Bu anlamda da REM evresi 90 dakikada bir tekrarlayan rüyaların görüldüğü evre olarak bilinmekte. Peki hocam, siz bir klinik psikolog olarak rüyaların önemini bilimsel olarak açıklayabilir misiniz? Rüyaların önemi bilimsel açıdan çok fazla kuramcının üzerinde çalıştığı, buna açıklama getirdiği bir kavram. Tarihsel sürece baktığımızda daha önce pek çok uygarlık rüyalara farklı anlamlar yüklemiş. Bir gelecekten haber taşıyan yönüne atıfta bulunmuş. Yine modern bilime doğru ise rüyalara daha farklı anlamlar yüklenmiş. Ancak en nihayetine geldiğimiz noktada rüyaların günlük hayatımızda yaşadığımız stresin, yaşantılarımızın, çözümleyemediğimiz olayların veya bizde etki bırakan anılarımızın REM evresinde tekrar karşımıza çıkmış hali olarak ifade edilmekte. Geçmişte batı dışı yorumlarda ise özellikle Orta Brezilya'da Kalapola yerleri ile ilgili bir anekdotta rüyaların bir haber niteliği taşıdığı, gelecekten haber verdiğine dair durumlar tespit edilmiş. İşte eğer rüyalarında tapınak gardiyanları babalarını veya atalarını rüyalarında görürse bir festival yapma zamanları geldiğini düşünmüşler. Bunun yanında yine Endonezya'nın bir bölgesindeki yerli halk rüyalara yine gelecekten haber taşıyan bir anlam yüklemiş ve işte ateşte yandıklarını görürlerse rüyalarında gerçek hayatta da bir vahşi hayvan tarafından ısırılacaklarını düşünmektedirler. Yine cinsel birliktelik görmeleri ava çıktıklarında çok başarılı olacağı olarak yorumlanmakta gibi gibi daha çok örneklerle ifade edileceği üzere rüyaların gelecekten bir haber taşıyıcı rolde olduğuna inanmaktaydılar. Bu anlamda rüyalara önem veren, rüyalar için hem bilimsel açıdan çok detaylı açıklama getiren Freud ekolü de rüyaların bilinç dışına uzanan bir yol olduğu, bilinç dışına giden en kestirme yol olduğunu ifade etmekte. Kişinin ilkel kabul edilmeyen arzularını bilinç dışına attığını biliyoruz. Bu ilkel arzuların doyurmasını da rüyalarında gördüğü fanteziler, hayallerle doyurduğunu yine Freud ekolü bize bu şekilde açıklamakta. Yine Freud ekolünün önemli temsilcisi Jung, aynı o batı dışı kabilelerin, yerlilerin söylediğini atıfta bulunarak rüyaların gelecekten haber verdiğini söylediği yayınları mevcut. İşte arketiplerinde bundan bahsetmekte ve rüyasında evinin yandığını gören birinin gerçek hayatta
ateşli bir hastalık sonucu ölmesini de rüyaların gelecekten haber verdiğine dair delillendirmesini bu şekilde yapmış. Ancak günümüzde özellikle teknolojinin gelişmesiyle de rüyaları daha iyi açıklayabiliyoruz. Beyin sapımızdan gelen sinyallerin ön beynimizi uyararak bir takım yanılsamalar gösterdiği, bunu da rüya olarak ifade edildiği bilinmekte. Rüyayı açıklamak gerekirse, günlük hayatımızda yaşadıklarımızın, streslerimizin, bizde iz bırakan anılarımızın, olaylarımızın, çözümleyemediğimiz noktalarımızın rüyada tekrar tezahür etmesi anlamında rüya tanımı karşımıza çıkmakta.